Merhaba Lobby TV ailesi. Bugün Rize'de kayıkhanedeyiz. Normalde size mikrofonla ve gimbal'la çekimler yapıyoruz vesaire aletlerimiz var ama maalesef yanımızda unuttuğumuz için bu sefer böyle bir video olacak. Siz de bizi lütfen mazur görün bu konuda. Denizden artık ne çıkarsa bahtımıza onları yiyeceğiz. Nasıl pişireceğimizi, neler yapacağımızı zaten Erdem abi kendisi gösterecek. Ben sadece şu size sunum ve şov kısmını göstereceğim. Birkaç video çekeceğiz sizin için. Denizde neler yapacağız onları ekleyeceğiz. Ama normalde yemek kısmını Erdem abiye bırakacağım. İşin ustasına bırakacağız. Görüşmek üzere. Bismillahmış sanırım bunun usulü. Bire bismillah diyoruz. Saçmamızı gönderdik. Saçmayı yolladık. Dakika, başlamayacağım. Saçmayı yolladık denizin dibine. Şimdi bakacağız, gelecek bakalım. Şimdi dibden yavaş yavaş saçmayı topluyoruz. İnşallah nasibimize ne varsa gelecek. Erdem abi, hangi balık gelebilir şimdi? Bu sezon nedir? Yok, şimdi biz açıkta şeye çıktık, mezgiti. Saçmayla mezgit tutulur, başka bir şey tutulmaz. Şimdi attık. Bakalım bismillah. Saçmayı da topladık. Sekiyoruz onu şimdi. Ya 5 tane olur ona ya 5 kilo olur. Nasip. Kalın uzun uzun geldi. Olay çok heyecanlı. Bakalım bir şey var mı onda? Haydi bismillah. Bir iki tane var onda. Tam koloniyi bulamadık. Bir şey de var o. Öyle, ince. Bak balığımızı yemişler bak. Bak balığın kafasını görüyor musun? Aa, balığımız yok. Balık balığı yemiş. Bunlar aç galiba. Aç olmasa zaten ağa takılmaz. Aç diye aç. Mantıklı. Açım diye ağa vuruyor. Zaten insanın ve hayvanın başına boğazının açılıp ne gelirse geliyor. Şimdi nasibimize gelen nelermiş onlara bakalım. Şimdilik daha bu kadarlar. Bakalım neler çıkacak daha. Bir tavaluk varmış galiba burada. Görüyor musun? He, bayağı. Buraya büyük var, az var ama büyük var. Farkında mısın? Aynen. Buraya gene atarız. Erdem abi, bunlar tavada mı güzel oluyor yoksa mangal vesaire? Tavada. Hani... Bunlar başka bir şey de olmaz. Tavada. Hmm. Thank you.
Merhaba değerli Lobya TV ailesi. Satma attık. Bugün istediğimiz gibi bereketli bir av olmadı. Çünkü çok fazla kayık var. Balık çok rahatsız oldu. Ama yiyecek balığımızı tuttuk zaten. Fazlasını istemiyoruz zaten. Balıklarımızı tuttuk. Böyle soğuk buz kapımıza attık onları. Çünkü mezgit balığı çok hassas bir balık. Eti yumuşak. Sıcakta et hemen dağılabiliyor yani. Bu balığı elle kesilmez bu balık. Çünkü eti yumuşak, tavuk eti gibi bir et olduğu için elle keserken dağılır. Bunu bıçakla kesiyoruz. Biz genelde balığın kafasını atarız yani. Bunun balığın kafasının et olmadığı için bu karnını bıçakla yarıyoruz. Bu şekilde. Bu dip balığı olduğu için içerisinde böyle bir zar var artık. Nedense varsa bu zarı bu şekilde temizliyoruz bıçak yardımıyla. Şu havyarıdır. Normalde bu balıkta havyar yok. Normalde kocaman havyarlar da olabiliyor. Bu balığın etinden de lezzetlidir o. Tabii ki diğer balıklardan da çıkabilir. Şimdi bunda havyar yoktu. Balığımızı bu şekilde temizliyoruz. Bunu bir de yıkayıp kanını çıkardığımızda bu şekilde balıklarımızı şimdi ayıklıyoruz. Ondan sonra pişireceğiz inşallah. Tadına bakacağız. Şimdi Lobya TV ailesi, ben öncelikle sizin adınıza şunu sormak istiyorum. Biz bu havyarları yiyeceğiz mi? Bu havyarlar aramakla bulunmaz. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Bir de galiba yumurta mı kırıyorduk? Tabii buna bir de yumurta kırıp yersen. Protein bombası. Protein bombası. Tadına doyamazsın. Hangi aylarda gelmemiz gerekiyor Erdem abi? Hangi balık? Farklı balık yemek için mi? Evet. Güzel bir soru. Şimdi İlk başta hamsiyi sorayım. Hamsi kışın onu biz tutamıyoruz zaten ama oltamıza vuruyor. Onu mesela avcılar, büyük balıkçılar tutuyor. Gırgırlar büyük voli ağlarıyla tutuyor. Bizim oltamıza da vuruyor mesela çok olduğu zaman. Oltayla mesela hamsiyle tutabiliyoruz. Şimdi şu Mart, Nisan, Mayıs istavrit oluyor. İstavrit 10'uncuya kadar devam ediyor. Şu anda yok mesela. Şu anda yavrulama zamanı. Hava, deniz suyu sıcak. İstavrit şu anda yok. Şu anda mezgit var. Böyle bir 15-20 gün sonra istavrit yine ortayla 15-20 gün sonra başlayacak. Şimdi en güzel balığımız 9. ayda. 9. ayda ne balığı? Sinakop oluyor burada. Evet. Çok lezzetli. Denizin alabalığıdır o. Şimdi 9. ayda nasip olursa geleceksiniz. İnşallah evet. Onu oltayla tutsanız onun tutması da farklı bir zevkli. Bunu tutmasa farklı da olur. Bunu tutmasında zevkten çok eziyet var. Yoruculuğu var. İnşallah 9. ayda sinakop tutsanız. O sinakopu da tava değil mesela. Bu balık sadece tavada olur. Mesela mangalda olmaz bu balık. Şimdi sinakopu tuttuğumuz zaman nasip olursa onu mangalda yapacağız. Oh en güzel. Benim galiba en evet. Seveceğim olur. Tabii. Mesela 10. ayda bizim burada firsi balığı var. O da mesela çok lezzetlidir. Böyle kuzu eti gibi eti vardır, yağlı. Onu da mangalda yiyeceğiz nasip olursa. Aslında en iyi şeyler balıklar daha hava soğuyunca olur. Evet, yani. Evet. Şimdi bu balık dip balığıdır mesela. İdare ediyoruz. Evet. Bu diğer balıklar. Üzerinde fosfor olan balık çok lezzetli balıktır. Bir de balığın etinde siyah et olan balık var mesela. Hamside de az vardır, evet. İstavrit'te de vardır. Sırtında böyle bir siyah bir et vardır. Palamut'ta çok vardır, palamut balığında. Mesela 9. ayda palamut'ta var, onu unuttuk. Palamut'ta tutsaz. Bu dip balığı, yani bu sezon burada olmasının sebebi de belki havanın yukarıda sıcak, aşağıda soğuk. Olması. Zaten bu dibde yaşamayı seviyor zaten. Bu dip balığı zaten dibde soğukta yaşar. Bir de dibden beslenir bu mesela, kendi cinsinden yer. Dipteki ağır metaller. Bunda çok ağır metal vardır bu balıkta. Bunda bu balıkta benim bildiğim kadarıyla protein yok yani. Böyle yani yumuşak, yiyimi lezzetli. Hatta balık yokken idare ediyoruz. Balık yokken balıksız kalmayalım diye. Aynen öyle. Sezon tutturamamışız ama bir dahaki sefere inşallah daha güzel şeyler. İnşallah tarihi söyledik artık. Sezonda evet. Bekliyoruz. İnşallah. Bekliyoruz diye bir şey yok. Burası zaten sizin. Hepimizin. Teşekkür ederiz. Biz şimdilik buradan kayıkhaneye doğru gidiyoruz. Evet. Balıkları pişireceğiz. Bir bay bay diyelim. Kayıkhanede görüşürüz. Bay.
balıklarımızı temizledik, tuzladık. Balık genelde yöre yöre değişir yani. Bazıları sadece yağda pişirir. Biz mısırımla buluyoruz onları yani. Islak böyle gidiyor. Bu şekilde. Ondan sonra tavada, yağda, bol ateşte güzelce kızartacağız. Balıklarımız zaten unlandığı zaman un kalmıyor onda. Sadece balığın ıslaklığı gidiyor. Bu şekilde oluyorlar. Yüksek ateşte zaten pişmesinden anlıyoruz onu. Çok fazla kızartmıyoruz, çok az da pişirmiyoruz. Orta kıvamda. Balığı zaten demişler, eti kanlı balığı canlı yemek lazım. O yüzden çok fazla kızartmıyoruz onları. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Merhabalar. Geldik şimdi videonun en eğlenceli kısmına. Yemek kısmı görüyorsunuz. Şimdi balıklarımız hazır. Salatamız ve balığımız sade ve temiz yiyeceğiz. Ondan sonrasında da öldüğünü anlaması için sanırım 3 helva mıydı? Galiba öyleydi. Helvamızı yiyeceğiz. Her şey çok güzel. Umarım size de böyle bir yemek nasip olur. Şimdi bir tadına bakıyorum sizin için. Hemen alıyorum. Sıcak, çıtır çıtır. Ve dizimini zaten size çektik. Şöyle. Ben genelde kılçıklı yiyorum küçüklerimi. Uf, müthiş. Müthiş. Bir de kış balığı olduğunu düşünemiyorum. Yaz olmasına rağmen harika bir tadı var. Bak, genel olarak tayyeni yiyorum. Ben Erdem abimin ellerine sağlık devam ediyorum balıkları yemeye. Sizlere de inşallah böyle bir sofra nasip olur ve şifa olur diyeyim. Hoşçakalın.